Film çözümlemelerinde kamera hareketlerinin ne anlama geldiğini bilinmesi çok önemlidir. Çekim ölçeklerine benzer şekilde kamera hareketlerinde bir kullanım amacı vardır. Bu durum aksiyonun en sık izlenme konumlandırılmalarından birini işaret eder. Kameranın fiziksel yerleşimi, karakterin psikolojik durumunu göstermeye yarar. Bir karakterin diyaloglara bağlı kalmadan diğerlerinden üstün ve güçlü olduğunu belirtmek için kameranın onu alttan görüntülemesi, yani alt açı kullanması yüceltme hissi verir. Görkem, yücelik, zafer, sevinç gibi niteliklerin ve durumların görsel olarak sergilenmesi ve değerlendirilmesinde alt açıya başvurulur. Tersine yenilmişlik hissi, baskı altında olma, izlenme gibi durumlarda üst açıdan yararlanılır. Böylelikle izleyici karakterin anlatı içindeki önemiyle ilgili ne düşünmesi ve konumdan ne anlam çıkarması gerektiği fikrine görsel olarak ulaşmış olur. Örnek olarak Metin Erksan'ın Sevmek Zamanı filminde baş karakterlerin ilişkilerini nasıl ilerleteceğini konuştukları sahne kayalık bir alanda çekilmiştir. Halil ile Meral aşk ve dostluk üzerine tartışırken bazen Meral bazen Halil yüksek bir kayanın üzerine çıkar ve düşüncelerini söyler. Burada diyaloglar içerik açısından görüntülere destek olur ancak anlam bütünün yaratılması için görüntüler şarttır. Bu durum Alfred Hitchcock'un gösterebileceksen diyalog kullanma ilkesinden meydana gelir. Alfred Hitchcock'un bu sözü anlam oluşturmada görselliğin sözlerden daha etkili olduğunu gösterir. Nel kamerada olay, nesne, kişinin gözünde bir karakterin gözünden yansıtılır. Burada seyirciyle karakterin görüşü birleşir. Bu nedenle öznel görüşün yarattığı etki yüksektir. Öznel kamera kullanımında kameranın yerine geçtiği oyuncunun konumuna göre açıların, karakterin boyuna göre de kameranın düzeltilmesi gerekmektedir. Nesnel kamera ise film yapımında en çok kullanılan yöntemdir ve kameranın tarafsız şekilde olayları görüntülenmesine dayanır. Bu videoda size kamera hareketleri ve giriş noktasında bilgiler verdim. Gelin şimdi diğer videoya geçelim.